Geliyoruz dördüncü konu. Dördüncü konu nedir? Determinatlar. Determinat iki şeklimiz var. İki boyutlu matriksin determinatı nedir? Bu iki boyutlu matrikstir. A, B, C, D. Yapsak determinatı. Bu nedir? Bu determinat işaretidir. Determinat. İki çizgidir. Determinat olur A, B, C, D. Bunun nasıl çözüyoruz? Her zaman A'yı çarpıyoruz D'ye. Sonra eksi işaret koyuyoruz, B'yi çarpıyoruz C. Bu iki matris, bu iki boyutlu matris determinatıdır. Ama üç boyutlu matris determinatı. Bu üç boyutlu matrisimiz var. Bunun determinatı içinde yazıyoruz. Her zaman kuralı nedir? İki sütunu dışarıda yazıyoruz. Nasıl determinat işlemi yapacağız? Her zaman. Bu çarpı bu. Çarpı bu. Bu çarpı bu çarpı bu. Bu çarpı bu çarpı bu. Sonra. Bu çarpı bu çarpı bu. Bu çarpı bu çarpı bu. Bu çarpı bu çarpı bu. Aynı ne çıkar? Olur A1 çarpı B2 çarpı C3. Artı var aralarında. Sonra B1 çarpı C2 çarpı A3 artı C1 çarpı A2 çarpı B3. Sonra ne işareti var? Eksi işareti. Bir parantez açacağız. Tersini yapacağız. C1 B2 A3 artı A1 çarpı C2 B3. A1 çarpı C2 B3. Sonra artı B1 çarpı A2 çarpı C3. B1 çarpı A2 çarpı C3. Bu nedir? Bu üç boyutlu matriksin çarpımıdır. Şimdi gelsek örneğe. Örnek birine vermiş, iki boyutlu matris vermiş. Bunun determinatı istiyor. Bunun determinat işaretini de koyuyoruz. 1 bölü 3, 2 bölü 3, eksi 6, 3. Eşittir neye? Nasıl çarpıyoruz? 1 bölü 3 çarpı 3. Çarpı 3. Sonra eksi işareti var. 2 bölü 3 çarpı. Çarpı eksi 6. Üçler gider. Ne kalır burada? 1 kalır. Bu yüzden bu sadeleşir. Bu olur 2. Eksi 2 çarpı eksi 2 artı 4 eşittir 5. Bu determinatı, bu matriksin determinatı eşittir 5. Bu matriksin determinatı, determinat işaretinde koyuyoruz. 6, 5, 8, 3. Olur 6 çarpı 3, 18, eksi 5 çarpı 8, 40. Ne çıkar? Eksi 32 çıkar. 22. Şimdi geliyoruz. Üç boyutlu determinatı nasıl çözüyoruz? Dedik. Birinci kere determinat işareti koyuyoruz. 4, eksi 2, 0, eksi 3, 10, 1, 2, 6, eksi 1. 2 sütunu dışarıda yazıyoruz. Bu birinci sütun, bu ikinci sütun. 4, eksi 2, eksi 3, 10, 2, 6. İşlem nasıl yapacağız? Bu çarpı bu, bu. Buna çarpıyoruz. Bu da buna çarpıyoruz. Sonra tersini çarpacağız. Tersi çarpıyoruz. İşlem nasıl olur? 4 çarpı 10, 40. 40 çarpı eksi 1, eksi 40. Eksi 40. Yazıyoruz. Sonra, eksi 2 çarpı 1, eksi 2 çarpı 2, eksi 4. 0, neye çarpsak her direkt 0 çıkar. Sonra eksi işareti koyacağız. Parantez açacağız. Tersini ne yapıyoruz? Sıfırı neye çarpsak sıfır olur. 4 çarpı 1, 4 çarpı 6,
24. Eksi 2 çarpı 3, 6 eder 6 çarpı, eksi 1 eksi 6. Her ikisi eksidir, olur eksi 44. Eksi işareti yapacağız. 24 eksi 6, 18. Olur eksi 44 eksi 18. Her ikisini topluyoruz. Kaç çıkar? 62. Bu neydi? Üç boyutlu determinantı nasıl çözüyoruz? Beşinci konusu ters matriksimiz var. Ters matriks nedir? Bir matriks bizim için A matriks verir ve B matriksi verir. Eğer bu ikisini çarpsak, birim matriks çıkarsa, birim matriks, o zaman diyoruz A, B tersdir. Her zaman A, B'yi çarpsak, birim matriks çıkarsa, o zaman A, B tersdir. Örneğin, bu iki matriksi veri nasıl çarpıyoruz? Dedik, bir kere bu sıra bu sütuna çarpıyoruz. Bir kere bu sütuna, bir kere bu sütuna. Olur A çarpı B eşittir. 2 çarpı 2 bölü 3 olur 4 bölü 3. 0 çarpı eksi 2, 0. 1 çarpı eksi 1 bölü 3. Aynen şey ikinci sıra. 2 çarpı 0, 0. 0 çarpı 1, 0. 1 çarpı 0, 0. 2 çarpı eksi olur eksi 2 bölü 6. 0 çarpı 0, 0. 1 çarpı 1 bölü 3, 1 bölü 3. Birinci sıra bitti. Sonra geliyoruz ikinci sıra. Bir kere buna, bir kere buna, bir kere buna çarpacağız. 4 çarpı 2 bölü 3, 8 bölü 3 eder. 1 çarpı eksi 2, eksi 2. 2 çarpı eksi 2 bölü 3. 4 çarpı 0, 0. 1 çarpı 1, artı 1. 4 çarpı 0, 0. 2, 4 çarpı eksi 4 bölü 6 eder. 1 çarpı 0, 0. 2 bölü 3. Son sıra kaldı. 2 çarpı bu, 4 bölü 3 eder. 0 çarpı bu, 0. 4 bu, eksi 4 bölü 3. 2 çarpı 0, 0 artı 0 çarpı 1, 0 artı 4 çarpı 0, 0. 2 çarpı olur eksi 2 bölü 6 artı 0 çarpı 0, 0, 4 bölü 3. Şimdi sadeleşmesi kalmış. Sadeleşme. 4 bölü 3 paydalar eşit olursa üstler ne olur? Direkt çıkartılır. 4'ten 1 çıksın olur uç. 3 bölü 3 kaç eder? 1. Bu hepsi sıfırdır. Sıfır yazılır. Bunlar sadeleşir. Bu olur 1 bölü 3. Bu giden bu gider. Ne kalır? Sıfır kalır. 8 bölü 3 eksi 2. Bu giden bu çıkartılır olur. 6 bölü 3 eksi 2. 6 bölü 3 kaç eder? 2 eder. 2 eksi 2 kaç eder? 0 eder. 0 artı 1 artı 0, 1. Bunlar sadeleşir. Bu 2 bölü 3 eder. Bu giden bu gider. Ne kalır? 0 kalır. 4 bölü 3 eksi 4 bölü 3 gider. 0 olur. Bu 0'dır her zaman. Bu da bu sadeleşir. Bu 3 olur. 4'ten eksi 1 çıksın. 3 kalır. 3 bölü 3, 1 eder. Evet, birim matrikstir. O zaman A, B terstir. Bu 3 boyutluydu. Ama 2 boyutlu kuralı ayrıdır. M matriksi verilmiş. Ne istiyor? Eksi 1 üstünde olursa olur. Ters. Nasıl? Kuralı nedir? 1 bölü M determinatı. Sonra parantez açacağız. Bunların yerini değiştiriyoruz. Bunların da işareti değiştiriyoruz. Örneğin bu matriksin tersi istiyor. Bu matriksin tersi M eksi 1 üstünde yazacağız. Eşittir 1 bölü M determinat. Sonra bunların yerleri değiştiriyor. Olur eksi 4, eksi 2, 2, eksi 2'den eksi 3. M determinatı bulacağız. M determinatı eksi 2'miz var, 2'miz var, 3, eksi 4. Bunun determinatı çarpıyoruz. Olur 8, eksi 6 eşittir 2. M determinatı bulduk. Buraya koyuyoruz. Olur 1 bölü 2 çarpı bunları eksi 4,
Eksi 2, eksi 3, eksi 2. Çarparsak parantezin neyse, ya böyle kalsa hiç farkı yok. Ya çarpıyoruz parantezin içine, buna çarpıyoruz bir kere, bir kere buna çarpıyoruz, bir kere buna, bir kere buna. Bu neydi? Beşinci konuydu. Bu bölümün beşinci konusuydu. Şimdi geliyoruz altıncı konusu. Altıncı konu nedir? Karmaşık sayılardır. Altıncı konu karmaşık sayılar. Karmaşık sayılardır. Karmaşık sayılar nedir? Geçen yıllar okumuştuk. Karekök eksi birde, o zaman bunu direkt diyorduk çözülmez. Ama bu sene diyoruz evet çözülür. O da nasıl, bunu eşit ediyoruz. İyi. Her zaman bunu görsek eşittir neye? Eşittir iyi. Örnek verirsek bunun üstünde, örnek karekök eksi 2. Bunu nasıl çözüyoruz? Diyoruz 2'ni ayrı yazacağız ve çarpı eksini de ayrı yazacağız. Bu karekök 2 çıkmaz, kendisi gibi kalacak. Ama bu eşittir neye? Eşittir iyi. O zaman bu eşittir kare 2, kare kök 2 iyi. Başka örnek kitapta var. Örnek karmaşık sayılar üstünde 3 kare kök eksi 16 vermiş ve eksi kare kök eksi 75 vermiş bizim için. Bu iki örneği nasıl çözeceğiz? Dedik böyle çözülmez. Karekök içinde eksi var ise her zaman çözülmez. Ama bu yıl çözülüyor, çözüyoruz. O da nasıl? 3'ü yazıyoruz. Altı ayrı yazacağız ve eksi 1'i de ayrı yazacağız. 3, 16, karekök 16 kaç çıkar? Olur 4 çarpı. Bunun değeri kaçtır? İyidir. Eşittir neye? Eşittir 12. Ay. Bu sonucu kaç çıktı? 12. Ay. Bunun sonucu, bunun çözümü eksi yazacağız. Olur 75 ve kaç çarpı eksi 1. Eksi 75 karekök içinde çıkar. Evet olur. Ne? 25. Eksi 25. Bir konu daha var. O da iki köklü karmaşık sayıların karesi. Nasıl hesaplıyoruz? 2 köklü karmaşık iki karmaşık sayılar köklü karmaşık sayı olan kare denklemi nasıl çözeceğiz? Çözeceğiz. Bunu çözdük. Bu da dedik. Eksini yazacağız. 75'i ayrı yazacağız. Eksi 1'i de ayrı yazacağız. Ama burada eksiyi yazdık. Kaç çarpı kaç eder? 25. 75. 25 çarpı 5. Çarpı ne yapıyoruz? Eksi 1. Şimdi eksi yazıyoruz. 25 karekök içinde çıkar olur. 5'ten çıkar. Bu 5 kalır dışa içinde.
Bu da nedir? İdir. O zaman çözümü nedir? Eksi 5 i karekök 5. İki köklü karmaşık sayılar işlemler. Eks us 2 eşittir 81. Bunu nasıl çözüyoruz? Karekök her ikisine alıyoruz. Buradan bu gider. Eksi eşittir. Eksi artı 9. Bu böyle çözülür. Ama eksi var ise, eksi kare eşittir eksi 81 ise nasıl çözüyoruz? Karekök her ikisini alıyoruz. Karekök. 2'den karekök gider. Eksen eşittir. Eksi artı her zaman yazıyoruz. 81 olur. Eksi 1 çarpı karekök eksi 1 çarpı karekök 81. Eksi eşittir. Eksi artı. Bu 9 eder. Bu da nedir? İyidir. Bu karmaşık köklü karmaşık sayıların denklemi nasıl çözüyoruz? Başka örnek vermiş. Başka 3 eksi us 2 artı 75 eşittir 0. Bunu nasıl çözüyoruz? Aynen ne yapıyoruz? Birinci kere bu 75 o bir tarafa gider. O bir yana gider. Olur 3 eksi us 2 eşittir artıdır olur eksi 75 bölü 3 bölü 3 kaç eder? Üstler gider 25 eksiden ama buna karekökünü alacağız. Eksi eşittir eksi artı eksi 25 çıkar 5. Bu neydi? Köklü karmaşık sayıların denklemi nasıl çözülmesi? Başka son konu kaldı. O da nedir? Karmaşık sayılarla işlemler. Son konu 7. konudur. O da nedir? Karmaşık sayılarla işlemler. Birinci nedir? Karmaşık sayılarla işlemler. Nasıl çizgi üzerine karmaşık sayıları gösteririz? Mesela örneğin 3 im vermiş ya da 2 artı 4 i ya da sadece 5 i ya da sadece 6 vermiş. Bunun çizgi üzerine nasıl koyacağız? Her zaman sayı x üzerine çizeceğiz. Ayları y üzerine çizeceğiz. Bu x'tir, bu x'tir, bu y'dir, bu eksi y'dir. Birinci uç i. Neye bakıyoruz? Y'ye bakıyoruz. 1, 2 uç. Artı da yukarıya doğru. Bu nokta nedir? Uç i'dir. 2 artı 4 i. 2 x üzerine bu 1'dir, bu 2'dir. 4 i yukarıya gidiyoruz. 1, 2, 3, 4. Bu nedir? Bunun en noktasıdır. 2 artı 4 i. 5 i. 5 y üstündedir. Artı idendi. Bu 3 idi. 4, 5. Bu nedir? 5 i. Son nokta 6. 6 ne üzerinde? X üzerinde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu nokta nedir? 6'dır. Kitabın örneği. Örnek 1'e bakmak. Şursak. Örnek 1. Bu karmaşık sayıları çizgi üzerine yazın. Koyun. Eksi 3 artı 0 i. B. Eksi 3 i. C. 4 artı 3 i. D. Eksi 2 artı 4 i. Bunu nasıl çizgi üzerine gösterebiliriz? Her zaman bu x'tir, eksi x,
Y eksi Y. Noktaları çizgi üzerine koysak. Eksi 3, 0, Y. Her zaman sayı X'dir. İler nedir? Y'dir. Eksi 3, X üzerine. Bu eksi 1, eksi 2, eksi 3. 0'dır. Burada gösteriyoruz. Eksi 3 artı 0, Y. Bu birinci noktaydı. İkinci nokta nedir? Eksi 3, Y. Eksi 3, Y. Y üzerinde eksi olursa aşağıya gidiyoruz. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Eksi 3, İ. Bu ikinci noktaydı. Üçüncü nokta ne var? 4 artı 3, İ. 4, X üzerine 1, 2, 3, 4. 3, İ yukarıya doğru 1, 2, 3. Bunun noktası 4 artı 3, İ'dir. Son nokta ne vermiş? Eksi 2 artı 3, İ. Eksi 2, X üzerinde bu eksi 2'dir. Artı 3 i yukarıya doğru gidiyoruz. 1, 2, 3, 4. Bu eksi 2 artı 4 i'dir. Bu neydi? Karmaşık sayıları çizgi üstünde nasıl koyuyoruz? Şimdi karmaşık sayıların mutlağı nasıl? Karmaşık sayının mutlağı kuralı nedir? Karmaşık sayının mutlağı. Karmaşık sayıların mutlağı. A artı B, İ. Bunun mutlağı içinde kuralı nedir? Karekök A üs 2 artı B üs 2. Bu kuraldır. Karmaşık sayının mutlağı nasıl çıkar? Karekök A üs 2 artı B üs 2. Örnek verirsek 4 artı 5 i. Bunu ne istiyor? Mutlağı istiyor. Eşittir karekök. A kaçtır burada? 4'tür. Olu 4 üs 2 artı. B kaçtır? 5 üs 2. Olur 16 artı 25. Bunları topluyoruz. 41 çıkar. Bu karmaşık sayının mutlağıydı. Sonra geliyoruz. İki karmaşık sayı nasıl toplanır? İki karmaşık sayıları toplamak ve çıkartması. Nasıl topluyoruz, nasıl çıkartıyoruz? Örnek versem 5 artı 3 i artı ne yapsak 2 artı 4 i. Bu iki karmaşık sayıyı nasıl topluyoruz? İçinde ne var? Toplamak işareti var. Nasıl topluyoruz? Eşit işareti yazıyoruz. Sayılar birlikte, aylar birlikte. 5 artı 2 kaç eder? 7 eder. 3i artı 4i kaç eder? 7i eder. Bunun toplaması aynen toplamak nasıl olur? Topluyoruz. Çıkartmak, örnek versek çıkartmak üstünde. 3 artı 5i alarında ne var? Çıkartma işareti var. 2 eksi 4 iyi olursa. Bunu nasıl çıkartıyoruz? Bu iki karmaşık sayını nasıl çıkartıyoruz? Sayılar birlikte, iler birlikte. 3 eksi 2. 3 eksi 2, 1. Eşittir 1'e. 5 i. Eksi var. Burada da eksi var. Eksi eksi ne olur? Artı olur, topluyor. 5i artı 4i kaç eder? 9i. Bu iki karmaşık sayının neydi? Çıkartmasıyla. Kitabın örneklere baksak. Bu örnekleri ben verdim. Ama kitabın örnekleri. Kitaptaki örneklere baksak. Demir 3 eksi 11 i
topla eksi 2 artı 4 idi. Bu 1. 2, 4 eksi i vermiş. Bu ne? Eksi neyle? 5 artı 8 i. 3. 6 eksi 2 i artı eksi 6 artı 2 i. 4. örnek 10 artı 4 i 3 i eksi 10 eksi 4. Bu örnekleri çözmek için nasıl topluyoruz? Toplamaktır. 3 artı eksi 2 kaç eder? 1. Eksi 11. 4 çıkartıyoruz. Kaç çıkar? 7. İ çıkar. Ama toplamak işareti yoksa çıkartmak işareti. Neden? En büyük sayı işareti nedir? Eksi de eksi yazılır. 4. Eksi 5 eşittir. Eksi 1. Eksi 1. Eksi 8. Eksi 9. İyi eder. 6. Eksi 6. 0 yapar. Eksi 2. Artı 2. 0 yapar. Eşittir 0. Buradan bu gider. Buradan bu gider. 0 kalır. 10. Eksi 10. 0. Artı 3. İyi. Eksiden eksi topluyoruz. Artı 7. İyi. Bu toplamak idi. Son şey ne kalmış? Çıkart. Çarpılma. Nasıl iki? İki karmaşık sayıları çarpıyoruz. Örnek vermiş. Örnek. Çarpması. Son konuda çarpması. 5 eksi 6 i çarpıyoruz neye? 4 eksi 3 i. Ya da başka örnek verirse 2 i çarpıyoruz 3 eksi 5 i. Bu iki örneği çözüyoruz bunun üstünde. 5 burada ne var? Çarpma işareti var. Bir kere bu 5'i çarpıyoruz buna, bir kere de buna çarpıyoruz. Sonra eksi a bunu çarpıyoruz buna, bir kere buna çarpıyoruz. 5 çarpı 4 20. 5 çarpı eksi 3 eksi 15 i. Eksi 6 çarpı 4 eksi 24 i. Eksiden eksi olur artı. 6 i çarpı 3 i 18 i us 2. İ us 2'nin değeri kaçtır? Değeri eksi 1'dir. Koysak olur 20 eksi 15 i. Buradan bu her ikisi eksidi topluyoruz. Kaç çıkar? 39 i. Bu eksi 1'dir değeri. Olur artı 18 çarpı eksi 1. İşareti ne olur? Olur eksi 18. Bunu çarpsak bir kere bunu çarpıyoruz. Parantez buna bir kere de ikinci terime. 2 i çarpı 3, 6 i eder. 2 i çarpı 5, 10 i uz 2. 2 ay kendisi gibi olacak. Eksi 10'u yazacağız. Bunun yerine ne koyacağız? Eksi 1'i yazacağız. 6 i eksi eksi olur artı 10. Bunun değeri böyle çıktı. Bunun değeri de böyle çıktı. Bu son konuydu 3. bölümde.